Yani şu seviyeye iniyoruz. Bu yol daha da alçalacak başka. Daha da aşağı ineceğiz. Ama şurada şey... Set geleceğiz. Bu büyük bir şey. Bugün hakikaten bize belediyesi açısından önemli bir gün. Arkadaşlarımız buradaki harfiyata başladı. Şu anda biz Kalkandere'de organize sanayi bölgesindeyiz. Burada Rize Belediyesi adına Riberken Kent şirketimize ait 12 dönümlük bir arazi kiralamış olduk. Ve burada bir hem elektrik üretimi hem de mangal kömürüyle ilgili bir çalışma yaptık Rize Belediyesi olarak. Rize'de yıllardır çay kırmızı bir sıkıntısı olan çay çöplerinden özel bir imalatla beraber mangal kömürü imalatı olacak. Yani yaklaşık 10 bin ton çay çöpünden yine yaklaşık 4 bin tona yakın mangal kömürü üretimi olacak. Aynı zamanda çayın içerisindeki liflerde %16'lıkta bir yağ çıktığı için bu yağdan gaz ve o gazdan da 0.8 megawattlık bir elektrik üretimi olacak. Yani yıllarca nereye atacağımızı veyahut da başka problemlere sebebiyet veren çay çöpünün 10 bin tonunu biz Rize Belediyesi adına değerlendirmiş olup bunun bir kısmından elektrik üretimi ve büyük bir kısmından da kalori çok yüksek olan ve Türkiye'nin bugün 80 bin ton ithalatının belki de 4 bin tonunu yerli ve milli yapma adına bu bölgede üretmiş olacağız. Bunu biz niye yapıyoruz? Hem tabii ki bir inovasyon olarak çayın değerlendirilmesi anlamına gelecek. Hem de Rize Belediyesi'ne ciddi bir gelir sağlamış olacağız. Ki bu kaynaklardan da biz önümüzdeki dönemde yine Rize'nin altyapısında, üst yapısında, sosyal donat alanlarında vatandaşa hizmet olarak bu gelirleri aktarmış olacağız. Bu araştırmaya buraya gelene kadar çay çöplerimizden Ankara ve İstanbul'da belirli firmalarda kalori değeri yüksek olacağını ölçtüğümüz çay çöpünden direkt mangal kömürü yaptık, Rize'ye getirttirdik. Bunu belirli bu işi yapan insanlarla görüştük, mangalı yaktık. Bütün ürünleri üzerinde özellikle pişittirdik ki acaba kokusunda, isinde, görüntüsünde, yakma gücünde, kalori değerinde bir sıkıntı var mı diye. Yani sadece laboratuvar sonuçlarını değil, aynı zamanda pratik olarak uygulamalarını da yaptık. Çok mükemmel sonuçlar aldık. Şanla bu tesis şu anda başladığı gibi 4-5 ay sonra Şubat, Mart aylarında üretime başlayacak şekilde hedeflenmiş, projelendirilmiş. O aylarda da gelip açılışını hep beraber yapmış olacağız.